Demir. Merhaba. Günaydın. Evet, Demir hazırlandı. Ben de hazırlandım ve gidiyoruz. Demir. Demir. Nereye gidiyorsun annesiz? Gel. Nereye gidiyorsun annesiz? Gel. Gel. Yürü. Tamam, hadi anne de geliyor. Yürü. Gel oğlum, gel. Araba yürü, hadi. Çek arabanı, hadi. Ya can içinden alacağım ya. Gerçekten ya. Ya bir gelirim için ya. Demir. Ay ben oğluma neler alacağım şimdi biliyor musunuz arkadaşlar ya? Evet. Gaba 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 gel. Gel. Burada 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 burada. Ağzım alma. Yok yani şort çok şey olur anne yazın. Güzel mi? Sıcak olur. Onu verir misin bana bir? O ağzımızı almıyoruz. Yani tutsana ben de demir. Giyisi giyme. Kurt kurt bir konuda kurtlu. Yerlere sürünme. Yerlere sürünme kalk. Hoppala. Hoppala. Siz ne yaptık? Ama doğum günü geliyor mu anneciğim? Cici alacağız ya sana. Güzel ciciler alalım oğluma ya. Ciciler giysin benim oğlum ya. Değil mi aşkım? Yapıyor mu anne? Evet, şimdi biz Demir'e doğum günü kıyafeti seçiyoruz. Anne tutsana onu. Giydirilecek çocuk mu annem? Buralarda. Evde yine yaptırıyor biraz. Allah 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 arkadaşlar. Arkadaşlar, beşimiz mi doğmuş acaba? Hadi deneyelim. Yok, bakar mısınız? Geldim geldim. Bak bak bak, hareketlere bak ya. Yavaş. Kendin koysun, kendin düşün. Uyku mu geldi? Tamam, ben sana uyutayım şimdi. İlacı bekliyorum. Anneciğim, ilacını verdim. Sabah vermeyi unutmuşum da. Vıdık vıdık vıdık. Tamam, bak Vega da orada oynuyor. Bir alışveriş yaptık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Demir'e ve bana bir şeyler aldık. Babasına hiçbir şey almadık. Babaya bugün hiçbir şey almadık değil mi oğluşum? Yerde hep ayakkabı. Bakar mısınız? Ayakkabı, terlik. Ne bulursa buraya
götürüyor? Allah aşkına ya. Nedir senin bu ayakkabılarla, terliklerle alıp veremediğin acaba? Hadi gel, neler aldık gösterelim mi Demir? Bakın bütün alışverişimiz burada bunun içinde. Hop, bu bir heçem alışverişidir. Öncelikli olarak şöyle bir çanta aldım arkadaşlar. Bakın böyle plajda falan kullanmak için. Çok hoşuma gitti ya. Günlük hayatta da ben bu hasır çantaları kullanmayı çok seviyorum. Tatillerde, matilde, her yerde bu çanta olmazsa olmazımdır. Bir tane vardı, kulpu kopmuştu. Bunu görünce almak istedim. Fiyatı da uygundu. Çok pahalı bir şey değildi. Yani çok böyle aman aman da kaliteli bir şey değil bence ama gayet güzel. Şu küpelerden başlamak istiyorum. Şöyle halka küpelerden aldım. Böyle halka küpe arıyordum uzun zamandır. Buldum. Bayağı da kaliteli gözüküyor. Sonra Berrak sen açsana kısmı, oradan göstersene. Evet. Şöyle bir tişört aldım. Basic bir tişört. Kotların üzerine giyebilmek için. Böyle bir tişört aldım. Şöyle bir tişört daha aldım. Ay bu çok güzeldi ya. Bu H&M'in kumaşlarını ben çok seviyorum. Böyle de bir şey aldım. İnce, tam yazlık bir kumaş. Böyle yazlık bir şort aldım. Yine tatillerde falan denizde, plajda giyerim diye. Bu da çok güzel, yumuşacık. Böyle bir şort aldım. Bu yüksek bel bir şort. Çok güzel oldu. Mom şort. Mom şort yazıyor değil mi orada? Çok güzelmiş ama. Gerçekten çok güzelmiş. Bir tık böyle pahalıydı bu ama diğerine göre aldım yani. Yapacak bir şey yok. Devrinkilere bakın. Bence bunu göstermeyelim. Niye? Doğum günü kombini. Doğum günde bunu giymeyecek. Evet. Bunu yıl dönümümüzde giyecek. Evet. Doğum günü için ayrıca bir şey alacağız. Böyle bir şortu yoktu Demir'in. Kot şort almıştık yok, ona. Yok, keten gibi. Evet yani bilmiyorum. H&M'in kumaşları hem büyük daha güzel, daha kaliteli oluyor Zara'ya göre. Ben Zara'dan da çok alışveriş yapıyorum biliyorsunuz Demir'e. Bunun fiyatını da göstereyim almak isteyenler için. 190 TL'ymiş bu şort. Yani geçen senelerde ben bu şortları 100 liraya falan aldım. 110 lira falandı herhalde. Bu sene bayağı bir zamlanmış. Ama yine fiyatı el sıvayla falan aynı yani. Değişen bir şey yok. Şöyle bir gömlek aldım. Bu gömleğin yapısına bayıldım. İnce bir gömlek. İnce bir kumaştan. Bunu yıl dönümümüzde giyecek. Bunun da fiyatını göstereyim. Bu ne kadardı? 100. Bu da 150 TL. Yani aman aman pahalı değiller. Hem fiyatları uygun bence H&M'in. Diğer işte Elsiva'ya vesaire göre. Elsiva'da da gömlekler 150-200 liradan başlıyor. Orası da bayağı bir pahalanmış. Ama ben H&M'i seviyorum. H&M'i ve Zara'yı çok seviyorum. Ama özellikle Zara'nın zıbınlarını çok beğeniyorum. İçine gitti. Arayacağım ben bunu. Demir bak kim var burada? Gelsin de koyalım. Demir'e göstersene. Selam. Demir bak. Demir. Demir. Nege nerede? Baksana ne aldık biz. Bak. Yavaş karaksın. Ay. Ay Demir. Oda için oyuncaklarını koyuyor ya. Al al mıncırmasın bir yerine. Atayım böyle. Ay. Kası yok Begen'in orada. Oğlum uykun yok mu senin? Yavrum. Uykun gelmedi mi? Bugün uyumayacak herhalde. Hiç uykusu yok. Asla uyumak istemiyor. Oyun oynamak istiyor. Bugün sen çok büyük bir iş yapıyormuşsun. Basket. Göster kombinini bir. Demir, oraları dağıtmayı bırak anneciğim. Dağıtma Demir. Anneciğim oraları. Bak bana bir. Demir. Kombine bak ya. Demir, bakayım bir sana. Wow. Wow. Evet, biz uyandık ve Demir'le birlikte oy kullanmaya gideceğiz. Onu güzelce giydirdim, çantayı hazırladım. Geçen gün plajda şuralarımı sinek yedi. Şuramı ve şuramı bakar mısınız?
Resmen yanağım şişti ya. Böyle bir kaşınma yok ama sürekli böyle kaşınıyor. Buna bakın, göz gibi ısırdı. Bu da kesin nazardır. Evet, şimdi biz ikinci oyumuzu kullanmaya gidiyoruz. İnşallah yine bu seçimde vatana millete hayırlı bir seçim olur. Oyumuzu kullanacağız, geleceğiz. Evde büyük bir temizlik olacak. Ablanın başka bir boş günü olmadığı için dedim ki abla fark etmez, sen yeter ki gel. Ben pazar günü de evde olurum dedim ki evde olacaktık zaten. Abla gelecek, güzel bir temizliğimizi yapacağız. Bu aralar gerçekten eve yardımcı bulabilmek çok zor. O yüzden kaç zamandır araştırıyordum. Düzenli bir şekilde bize gelsin, yardım etsin bana diye. Bebekli yok yani, çok annemi de yormak istemiyorum. Annemin de çünkü çok fazla ağrıları var. O yüzden böyle bir ablayla anlaştım. Bay bay. Yavaş bay bay. Yavaş yavaş. Bırak. Bahçesi böyle şey. Büyüyünce sen de bunları doldurur. Ben çok seviyorum. Çok seviyorum. Ne yaptı onu bu sefer? Demir, hadi yardım et Vasile ablaya. Evet, sen de yerleri sil. Sil, hadi sil. Hadi yardım et teyze anneciğim. Aferin sana. Böyle. Hadi Demir. Yok tamam, al bir leday veriyoruz. Al. Demir Bey istemedi, bir leday istiyor. Dizleri tamam. Ağrıyor. Hadi oğlum yardım et. Aferin benim oğluma. Bagu. Yürü 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 yürü. Hadi bakalım. Aç bir ledanı aç. Aç bir ledanı. Hadi sürt. Vesileyle temizlik dersi. Hadi çık 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 otur. Çık otur. Ya da gel. Gel tut burada. Bak. Sana bak diyor. Evet, oyları kullandık arkadaşlar. Sonrasında eve geldik ve bütün gün boyunca temizlik yaptık. Ev o kadar temiz oldu ki mis gibi oldu. Birazcık düzen değişikliği yapmış abla. Ben de karışmadım. Böyle biraz daha derli toplu oldu. Kedinin box'ını temizleyeceğim. Şurada biliyorsunuz bakım malzemelerim falan vardı. Onları falan kaldırdık. Şimdilik böyle gayet güzel ve temiz oldu. Mis gibi yaptı her yeri. Şöyle buraya doğru gitmek istiyorum. Abla Demir'e bak, 5 dakika su içecek. Evet. Burada ürünlerimiz var. Ürünleri böylece buraya koyduk. Daha sonrasında bakacağız duruma göre. Belki ufak bir depo tutma durumumuz olur. Bunları bu şekilde buraya yerleştirdik. Dolapları güzelce toparladık. Bakın hepsi ütülendi. Güzelce yerleştirildi. Şöyle dolap düzenim de bu şekilde oldu. Ben iki dolabı da birden kullanıyorum. Hatta yetmiyor. Bakın oraya tişörtlerimi falan asarım daha sonra ama bayağı bir derlendi, toplandı artık dolaplar. Burası çamaşır odası biliyorsunuz. Ben aynı zamanda burada makyaj yapıyorum. Şurada bir ayna var. Aynadan makyajımı yapıyorum. Deterjanlarını falan oraya koydum. Burayı da bu şekilde bir düzenleme yaptık. Bunları düzenli olarak kullandığım için kaldırmak istemedim. Yine dağılacak çünkü. Temizlik bezleri yıkandı ama çıkmadı. Yani neredeyse 2 saatliğe falan attım. Bunları tekrardan böyle bir domestosta falan bekletmek istiyorum. İyice temizlensin. Bir sonraki temizliğe tertemiz olsun bezlerim istiyorum. Neden böyle oldu anlamadım. Ve bugün ablamlar geldi. Melis var, Mert var. Bakın, Demir çocuklarla oynamayı çok seviyor. Kapı çaldı. Melis kapıyı açar mısın? Demir. Demir. Kim gelmiş ya? Kim gelmiş? Burayı da güzelce toparladı. Burada bir şey kalmadı. Tertemiz yaptı abla. Babam da geldi. Annem de burada. Ablam da burada. Hoş geldin. Mutfağı da toparladık. Şimdi kahve yapıyor ablam. Mutfakta da camlarıma kadar sildi abla. Sağ olsun yine. Evet böyle arkadaşlar. Temizlik bu şekildeydi. Güzel oldu. Seçim konusunda da bir şey konuşmaya gerek yok bende. Çünkü herkes seçimini yaptı ve nereden bakılırsa %50
kısmı bir partiye oy verdi. %50 kısmı başka bir partiye oy verdi. Sonuçta hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Bu ülke sınırları içerisinde nefes alıyorsak hepimiz kardeşizdir bence. Kimsenin kimseyi küstürmeye hakkı yok bence. O yüzden inşallah daha güzel günlere uyanırız. Ferah içinde yaşadığımız günler gelir. Ekonomimizin düzeldiği, çocuklarımızın mutlu bir şekilde okullarına gidip geldiği, mültecilerden arınmış bir ülke olarak devam eder inşallah hayatımız. Bu şekilde benim temennilerim. Tarık'la eniştemle dışarıda duruyorlar. Kahve yapıyoruz şimdi. Kahve içeceğiz dediğim gibi. Temizliğim bittiği için gerçekten çok mutluyum arkadaşlar. Normalde bugün otele gidecektik ama hava çok kötü. Yağmur yağıyordu. 52 yıl dönümümüz bugün bizim. Havanın durumundan dolayı gidemedik. Birkaç gün dinlenmek istiyoruz. Otele gitmek istiyoruz. Bakalım belki yarın ya da yarından sonra gideriz diye düşünüyorum. Nasıl hissediyorsun? Bakar mısınız? Eline iğne yapmışlar. Eli buruştu. Bileklerimden vurdular da. Annem birkaç gündür kötüydü. Hatta bu vlogda söyledim mi bilmiyorum. Şeye gitti. Fizik tedavi merkezine gitti. Oradan fizik tedavi seansı alması gerektiğini söylemişler. Ve seans almaya başladı. Sonrasında bana dedi ki sabah nöroloji doktoruna da gitmem gerekiyor dedi. Ben de iyi bir doktor buldum ve gitti. Nasıl, memnun kaldın mı anne? Doktorum iyiydi. Bir kez böyle bir doktorla karşılaştım. Ama sana söylememişler, damar tıkanıklığım var diye. Ya küçük bir şey dedi, o şey ilaçlarla falan tedavisi olur dedi. Ama şimdiye kadar her doktora gittiğimde farklı şeyler ya. Muayenesi farklı, şeyi farklı. Hah, bu diyebileceğim bir doktor buldum. İyi, çok şükür. Ben internetten araştırıp gönderdim anneme. Ben de bilmiyordum. İyi mi kötü mü, ama yorumlara göre iyi bir doktor olduğunu yazmışlar. Birçok doktora gittim. Mesela hani bir iğne yapayım, hani ağrısını gidereyim. Veya bir tedavi yöntemi uygulayayım diyen olmadı. Bir hastalık teşhisi de normalinde konmadı. Şimdilik rapor ilaç falan yazdı. Onlarla yapalım dedi. Tedavisi dedi, yapalım. Gidiyorlar. Bye bye. Bye bye. Anneciğim yavaş. Hayır, kedin. Anneciğim, oyuncak değil Vega'nın kuyruğu. Hayır. Nerede Vegoşumuz? Vega? Vega? Vega. Söyle Vega. Demir, Vega nerede Vega? Vega. Vega. Canı sıkıldığı zaman geliyor buna sarıyor Demir. Kuşum. Evet, bugün internet satışımız açılıyor. Onun kargo işleriyle uğraştık. Bak yine kumandayı aldı, görüyor musunuz? Evet, anneniz de, aferin sana. Ablamlar gelmişti, annemler gelmişti. Annem fizyoterapi seansı vardı, oraya gitti. Sonrasında ablamlar kaldılar. Yemek yedik. Yemek yedikten sonra onlar da şimdi çıktılar. Bugün 52 yıl önümüz dediğim gibi. Ama hiçbir şey yapasımız yok. Çünkü hava... Anneciğim, kapatır mısın? Ver şunu ya. Belki yarın çıkabiliriz. Bakalım, şimdi bir otellere bakacağız. Ne yaptın? Bugün Ela'nın annesi gelmişti. Daha önce Ela'yı sizinle paylaşmıştım. Gelirken de Demir'e böyle çok tatlı bir oyuncak almış. Bir ara ben de alayım almayayım mı diye düşünüyordum. Sağ olsun, çok güzel bir oyuncak almış. Demir de hemen öğrendi oynamayı. Bak bak bak, hareketlere bak, nasıl kendinden geçiyor. Bugün banyo yaptıracaktım da yağmur yağıyor. Hava akşam soğuk olur. Yarınki hava durumuna göre yola çıkacağız. Daha belli değil. Şimdilik oyun oynuyoruz. Bakın. Hoppa, attık. Aşkım, kaçıncı evlilik yıl dönümümüz? 7. 7 sene olmuş be. 7. Elinde büyüdüm. Hayır, öyle bir şey yok.
yapacaksın. Demir. Demir bak böyle, böyle. Çok güzel boyunacakmış ama ya, baksana. At hadi topu. Topu at buradan. Ay. Heh, git topu al gel hadi şimdi. Ne oldu? Top kayboldu bak. Aynısını bana yapıyor. Demir. Demir getiriyor bunu kafama takmaya çalışıyor. Ya. Demir. Demir bak şapka taktım ben. Demir. Yani babasıyla bana aşırı derecede düştüm. Demir. Ya ben ya babası birimizden biri yanında olacak. Bak şimdi. Evet. Baba baba. Oy oy oy. Annem. Ben bir Vega kum sipariş edeyim. Kumu bitmek üzere. Vega işte buralarda oynuyor. Allah bilir nerede yatıyor. Koltuğunun yeri. Ay yağmurun yağmur güzelliği. Yağmur romantizm yapıyor. Romantizm mi yapıyorsun oğlum burada? Ne yapıyorsun anne? Oy kızım annem bebeğim. Bu da bebek bebek bu da bebek. Evet. Burası Vega'nın yeri. Genellikle burada olur. Oturur burada. Ay yağmur ne güzel ya. Şöyle size çekeyim. Bakın. Köşe çok güzel değil mi? Tam kitap okumalık köşe. Bakın burada kitaplar hemen buraya otur. Kitabını oku. Çok güzel bir köşe. Burada otur yağmuru izle. Kahve iç. Çok güzel vallahi. Oğlum niye kırıyorsun? Evet. Bir başka gündeyiz. Muhtemelen bugün üçüncü günümüz arkadaşlar. Dün çok yoğun bir gündü. Ürünlerimiz satışa çıktı. Onlarla uğraştık. Bugün de kargolarımız çıkacak Allah'ın izniyle inşallah. Türkiye'den satışlarımız başladı. Azerbaycan ve yurt dışı satışlarımız için birkaç gün daha beklememiz gerekiyor. O yüzden ürünlerden almak isteyenler için aşağı bir link bırakacağım açıklama kısmına. Oradan sipariş verebilirsiniz. Bu arada söz verdiğimiz gibi bugün itibariyle satışa başladık ya. Ayın birinden birine de %5'lik bir kısmını özel bir çocuğumuza göndereceğiz söz verdiğimiz gibi. Tabii ki satışlar daha yüksek, hani daha güzel yerlere geldikten sonra da inşallah evlere pusetlerimiz gidecek, medikal malzemelerimiz gidecek. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım. Şimdi biliyorsunuz bizim iki işletmemiz var. Birisi kozmetik. Demir'in peşinde koşturmaktan konuşamıyorum. Gelir misin? Kedinin kumuna falan gidiyor, beni korkutuyor o yüzden. Benim peşinde koşuyor. Senin peşinde mi koşuyor? Bak babası neredeyse o da orada ya. Şimdi kargolar için küçük ufak böyle hediyelikler falan alacağım size gönderirken mutlu olun diye. Asla durasın yok. Kurtlu ya. Çıkalım mı aşkım? Aynı güzel yakıştı Tarık sana. Bak bakayım buraya. Çok güzel yakıştı bu renk. Bordo gibi, kahve gibi böyle acı kahve. Yakışıklı kocam be. Evet, şimdi çıkıyoruz. Gel hadi. Kapalı bir aynanın önünden şöyle açılışımı yapayım arkadaşlar. Muhtemelen 3. ya da 4. gündeyiz. Bayağı bir yoğun olduğumuz için artık hangi günde olduğumuzu hatırlayamıyorum. Kusura bakmayın. Hazırlandık. Tarık'la birlikte aile dostumuzun yerine geldik. Onların da bir güzellik merkezleri var. Tırnaklarımı yaptırmam gerekiyordu. Pedikür yaptıracağım bugün. Sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi onlar içeride oturuyorlar. Çay kahve içiyorlar. Ben de pedikürümü yaptıracağım. Yaz başlıyor biliyorsunuz. Şöyle geldiğimiz yeri de göstereyim. Bakın Demir orada. Demir. Evet, herkes oturuyor burada. Bakın çok tatlı bir yerdeyim. Şöyle göstereyim. Pedikür işlemi başlayacak. Demir inşallah uslu olur. Onlar orada dururken ben de işlemlerimi halledeyim. Merhaba. Hoş geldiniz, merhaba. Böyle mi geçin? Şimdi pedikür yapacağız. Baş parmağıma böyle bir şey düşünüyorum. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi modeli? Buna bayıldım. Baş parmağıma böyle bir şey. Yanlara da pembe mavi geçişli bir şeyler yapabiliriz. Evet şimdi başlıyoruz. Evet, ben şöyle bir renk tercih ettim. Mavi ile pembeyi bir arada kullandık. Lila yani. Çok güzel bir şey çıkacak ortaya. Zaten şunu da baş parmağıma yapacağız. Böyle değişik bir şey olsun istedik. Demir orada. Evet, tırnaklar bitti. Bakın karı parlıyor. Demir'in doğum gününe hazırlık.
mis gibi oldu. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Evet. Evet, şimdi işlemim bitti. Gördüğünüz ne kadar harika oldu. Dediğim gibi burası bir aile dostumuzun yeri. Şimdi size tek tek şöyle bir burada neler var onları da anlatayım gelmişken. Burası lazer odası arkadaşlar. Son teknoloji cihazlar kullanılıyor burada da. Bakın. Duvarlar, dekorlar, her şey harika bir şekilde düşünülmüş. Yeri tam Antalya Şirinyalı. Şirinyalı diye geçiyor değil mi burası? Evet, evet, Şirinyalı'da Garanti Bankası var hatta. Benim doktorumun olduğu yeri de biliyorsunuzdur Figen Hoca'nın. Hemen karşı caddesine düşüyor. Mevkisi de çok güzel. Bakın burası da zayıflama. Şöyle benim girdiğim zayıflama cihazları var ya. Burada liposilin var, yine G5 var. Her şey harika bir şekilde düşünülmüş. Bakın burada sizi papatyalı aynalarla karşılıyorlar. Ve lenf drenaj var burada da yine. Bakın. EMS cihazımız var. EMS mi? Güçlendirme, evet. EMS cihazı diye geçiyor bu da. Ödem artırıcı bir şey değil mi? Ödem artırıcı. Güçlendirme. Ödem artırıcı. Aynı zamanda ağrılara da çözüm oluyor. Buraya ben bayıldım şu köşeye. Hepsi o kadar kaliteli ki. Birçoğu benim kullandığım bakımlar. Kristina'yı bilirsiniz. Daha önce size anlatmıştım bu bakımı. Yosun peeling de yapılıyor arkadaşlar burada yine. Burada yaz kış yapılıyormuş. Burada farklı bakımlar var. Akne için olsun. Roza hastaları mesela. Çok duydum ben bu roza hastalığını. Onlar için bakın ayrıca şey yapılmış. Antistres değil mi? Evet. Yani evet. Çok bir şey. Sakinleştirmek için evet. Tedavi alıyoruz. Şu Comedox dediğim de. Comedox akne bakımı. Akneler için. Nairfair neme doyuran bir şurada koyulmuş. Silk'te özel bakım. İpek bakım aslında, değil mi? Evet, ipek bakım. Yumuş yumuş oluyor cilt. Gelinlerimizin tercihi. Yaptığımız bir bakım. Şu da Medicaid arkadaşlar. Bu da medikal içerikli ürünlerin olduğu bir marka. Çok severim Medicaid'i de. Burada çok güzel bakımlar yapılıyor. Yani cilt bakımları için de bakın. Her şey o kadar güzel ve harika düşünülmüş ki bu tarafta olanlar mutlaka gelsinler. Kendileri çok güler yüzlü, çok tatlı. Selvi de burada Hidayet Hanım. Etiketliyim. Instagram'ında mutlaka çekin bakın. Çok teşekkür ederim. Her şey harikaydı. Görüşmek üzere tekrardan. Bekliyoruz de. Bekliyoruz de. Bay bay. Bay bay da anneciğim. Bay bay. Biz gidiyoruz de. Bay bay de. Anneye değil, oraya bay bay yap. Demircim bay bay, hoşça kal. Demir. Bebeğim. Yeter diyor, yeter. 'yi aldık fizik tedavi seansından eve doğru gidiyoruz. Sonrasında birazcık televizyon izledik. Yarın Demir'e doğum günü kıyafeti bakmaya gideceğiz. Tamam aşkım geliyorum ben de. Demir'in doğum günü pastasını halletmeye çalışıyorum. Onun için örnekler falan buluyorum. Harika bir konsept olacak. Hediyelikler olacak. Kurabiye falan yaptırıyorum. Çok güzel olacak. Çok heyecanlıyım Demir'in ilk yaşı için. Bizi anı kalsın istiyorum. Ona anı kalsın istiyorum. O yüzden tüm organizasyonunu şimdiden yapmaya çalışıyorum ki hiçbir şey eksik olmasın. Yarın da kıyafet bakacağız bakalım. Tarla'da bir şeyler alacağız. Gömlek alacağız. Bakımlarımı yaptım. Yüzüm hep böyle parlıyor arkadaşlar. Yani inanılmaz güzel. Bu arada ürünler daha önce bende yoktu. Sadece numuneleri vardı. Yeni gelen içerikler bir tık daha iyileştirilmiş hali bende olanlarından. Bazı içeriklerden de eklettirdim çünkü içlerine.
İşte bazılarına ekstra eklettirdim. Mesela beyaz ışık kremi vesaire. O yüzden bu aralar fark etmişsinizdir. Yüzüm inanılmaz şekilde güzel parlıyor. Lekelerimden arındım. Çok rahatladım. Eski halime bakılarak çok iyiyim bence. Onun için de ayrıca heyecanlıyım ürünlerim için de. Yorumlar yavaş yavaş geliyor. Bana yorum yapıyorlar takipçilerim, alanlar. Herkes memnun. Gerçekten beni çok memnun ediyor. Böyle arkadaşlar, evet şimdi ben artık yatayım, bir dinleneyim. Demir sabah 7'de ayakta oluyor çünkü. Bu videoyu da burada kapatalım. Umarım bizi buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Her birinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.